Kronik Kitap tarih severlere özel olarak hazırladığı kısa tarih serisine hız kesmeden devam ediyor. Dünya tarihi, Çin tarihi, Japonya tarihi ve Fransa tarihi eserlerinin ardından antik çağdan günümüze kısa Avrupa tarihi eseri de sizlerin beğenisine sunuldu. Avrupa, tarihin şafağından bu yana neredeyse sürekli çalkantılar yaşamıştır. Peki ama bu kadar küçük bir kıta ve ufak bir insan topluluğu nasıl bu kadar güçlü hale geldi? Bu farklı yarımadalar ve adalar zaman içinde nasıl kolektif bir bilinç geliştirdi? Diplomasi nasıl bu kadar sık kan dökülmesine neden oldu? Geçmişte yaşanan bu sarsıntılar bugüne nasıl etki etti? Sorularının yanıtını bu eserde bulabilirsiniz. Roma Devleti'ni, Kutsal Roma İmparatorluğunu, Fransa'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı, Rusya'yı, Jules Caesar'ı, Şarlman'ı, II. Frederick'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Napolyon'u, Bismarck'ı, Rönesans'ı, Reform'u, Westfalia Antlaşması'nı, Dünya Savaşları'nı, Avrupa Birliği'ni, özetle Avrupa'yı oluşturan bütün unsurları geçmişten bugüne büyük bir maharetle okurlara sunan kısa Avrupa tarihi eserini açıklamalardaki Amazon linkinden temin edebilirsiniz. Ayrıca 5 abonemize bu eseri hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken videoyu izledikten sonra yorumunuzun herhangi bir yerine hashtag Avrupa Tarihi yazmak. Sonuçların bir sonraki videomuzda açıklanacağını hatırlatıp konumuza geçiyoruz. Haydi bakalım, çayları yudumlamaya başlayalım. İspanya, 19. yüzyıl Avrupa'sının en önemsiz güçlerinden birisiydi. Ve her geçen gün daha fazla güçten düşüyordu. İspanya önemini kaybetmesinin yanında içte de büyük sorunlar yaşamaktaydı. Ekonomik krizler, siyasi çıkmazlar, üretimdeki yetersizlikler, ardı arkası kesilmeyen darbeler, kültürel kutuplaşmalar derken ülke bir kaosun içine sürüklenip gitti. İspanya'daki kaos öyle kronikleşti ki halk adeta gün yüzü göremez oldu. Kötü gidişat 20. yüzyılda da devam etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi İspanya'da da otoriter liderler iktidarı ele geçirdiler. General Miguel Primo de Rivera 13 Eylül 1923'te bir pronunciamento yaparak kendini diktatör ilan etti. Buna rağmen kral 8. Alfonso'ya dokunmayarak onu tahtında bıraktı. Miguel Primo başta halktan destek alsa da onun İspanya'yı modernleştirme planları hem muhakemeden hem de talihten yoksundu. Halk üzerindeki otoriter tavrını günden güne arttırmaktaydı. Giderek artan baskı rejiminde sol liberal ve entelektüel çevrelerde siyasi bir muhalefet gelişti. Alianza Republicana adı altında birleşen muhalefetin sesi daha gür çıkınca diktatör ordudan yardım istedi. Ordu ona beklediği desteği vermeyince de 1930'da krala istifasını verip ülkeden ayrıldı. Kral Alfonso yeni generaller atayıp hükümet kurmaya çalışsa da işi toparlayamayınca yerel seçim kararı aldı. Nisan 1931'de yapılan seçimlerde sosyalistler ve liberaller tüm önemli kentleri aldılar. Bu zafer coşkusu iktidarın düşmesine neden oldu ve Cumhuriyet Komitesi 14 Nisan'da Cumhuriyeti ilan etti. Yıl sonuna doğru Cumhuriyet Komitesi'nin başkanı Niceto Alcalá Zamora Cumhurbaşkanı olurken Manuel Azaña hükümet kurmakla görevlendirildi. İspanya'da 2. Cumhuriyet döneminin başlaması yaralara merhem olmadı. Hali hazırdaki karmaşa daha da derinleşti. Radikal ideolojilerin bölücülüğü kardeşleri meçhul yabancılara dönüştürmüştü çoktan. Kralcılar cumhuriyetçilerle, sağcılar solcularla, merkezi yönetimi destekleyenler Katalon ve Bask bağımsızlık yanlılarıyla, Katolik muhafazakarlar laiklerle, düzenciler anarşistlerle, işçiler işverenlerle, toprak sahipleri mülksüzlerle, orta sınıf zenginlerle, liberaller devletçilerle, kapitalistler sosyalistlerle amansız bir mücadeleye girişivermişlerdi. İspanya ideolojilerin anarşizmi içinde günden güne dibe çöküyordu. Sol eğilimli koalisyon hükümetleri durumu bir türlü toparlayamadı. Öncelikle solcuların kadroları yoktu. Bürokraside ve askeriyede eleman eksikleri vardı. Bu onların tam teşekküllü bir hükümet olmasını engelliyordu. Ayrıca seçimlerde de halktan ezici bir destek alamıyorlardı. Sol partiler aralarında sürekli tartışıyorlar, koalisyon kurabilmek için yer yer sağ partilere ihtiyaç duyuyorlardı.
Esasına bakılırsa onların da cumhuriyete inançları tam değildi. Yeni rejimi, karşıt görüşlüleri elimine etmek için kullanıyorlardı. Kimsenin cumhuriyete inanmadığı bir ortamda cumhuriyetin yaşaması olanaksızdı elbette. Cizvitlerin yasaklanması, kişisel arazilerin kamusallaştırılması, ordudaki tasfiye, Katalonya'ya özerklik verilmesi gibi icraatlar İspanya soluna karşı sağın muhalefetini giderek arttırdı. Öte yandan 1929 ekonomik krizinin etkileri İspanya ekonomisini tamamen çökertti. Bu süreçte özellikle The Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, yani kısaca falangistler giderek güçlendi. Falange, az önce bahsettiğimiz diktatör Miguel Primo'nun oğlu José Antonio Primo de Rivera tarafından komünistlere karşı kurulmuş ve cumhuriyeti yıkma eğiliminde olan küçük radikal bir partiydi. Popüler manada Almanya'daki Nazilerin ve İtalya'daki faşistlerin İspanya'daki muadilleri olarak görülmekteydiler. Fakat Falange onlardan daha farklıydı. Diğer ikisi tarih simgeleri propaganda aracı olarak kullanırken Falange gerçekten geleneğe fazlasıyla bağlıydı ve Katoliklik temel özelliğiydi. Cumhuriyetin her geçen gün sallandırdığı ortamda bu küçük parti ileride büyük roller oynayacaktı. İspanya 1936 seçimlerine tepeden tırnağa kutuplaşmış şekilde giriyordu. Önceki seçim sonuçları ve seçim sistemi partileri koalisyonlar kurmaya zorluyordu ve merkezi yok ediyor, radikalleşmeyi derinleştiriyordu. Sağın ve solun duygu derinliği demokrasinin işlemesine imkan tanımayacak kadar güçlüydü. İki tarafta takipçilerinin beklentilerini siyasal değil, şiddetli bir sonuca doğru aktaran bir kıyamet diline başvuruyordu. Taraflar, "Kazanırsa bizi yok edecekler," diyerek propaganda yapıyorlardı. Gerçi haksız da değillerdi. Kazanan taraf, kendi gibi düşünmeyenleri susturmak için can atıyordu. Sağ partiler, Gil Robles'in lideri olduğu SEDA tarafında Kralcı Milliyetçi Cephe olarak birleşirken, sol eğilimli partiler Halk Cephesi adı altında birleşip seçime girdiler. Halk Cephesi kıl payıyla seçimi kazandı. Manuel Azaña önce hükümet başkanı, sonra devlet başkanı oldu. Hükümet, liberal olan Azaña'nın sol cumhuriyetçilerinden kurulsa da, Halk Cephesi'nin radikal sol partileri zafer sarhoşluğuyla hareket ettiler. Devrim yapma amacıyla sokaklara döküldüler. Hapishanedeki mahkumları serbest bıraktılar. Liderlerin ağzından, İspanya'nın Sovyetler Birliği ile birlikte sosyalist bir cumhuriyete dönüştürüleceği, biz hedefimize ulaşana kadar örgütlü proletaryanın her şeyi önüne katacağı ve her şeyi yok edeceği sözleri çıkıyordu. Zaten cumhuriyete inanmayan sağcılar hem kendilerini tehdit altında hissettiler hem de zihinlerindeki İspanya'ya parlamento ya da adalet yoluyla ulaşamayacaklarına kanaat getirdiler. Falange ise seçimlerden sonra iyice güçlenmiş, 30 bin silahlı militanıyla sokakta solcularla çatışmaya başlamıştı. 40 bini Fas'taki sömürge topraklarında olan 100 bin kişilik İspanya ordusu perişan bir vaziyetteydi. Bazılarına göre ordunun savaşa girmesi durumunda bir günlük cephanesi dahi yoktu. Buna rağmen iç siyasette varlığını hissettirebilecek gücü de vardı. 1936'daki seçimlerden sonra ordu içerisindeki yüksek rütbeli bazı muhafazakar subaylar, yeni hükümet ve onun müttefiklerinin ülkeye komünizm getirmesinden korkuyorlardı. Bu da akıllara bir darbe ihtimalini getirdi. Hükümet seçimlerden hemen sonra şüphelendiği subayları sürgüne yolladı. General Franco Genelkurmay Başkanlığı görevinden alındı ve Kanarya Adaları'nın komutanlığına atandı. Manuel Godet Lopez genel müfettişlikten çıkarıldı ve Balear Adaları'nın generali oldu. Emilio Mola Afrika Ordusu Başkanlığından Navarra'daki Pamplona'nın askeri komutanlığına atandı. Hükümet büyük bir hata yapmıştı. Darbenin asıl planlayıcısı Emilio Mola'yı Fas'tan alıp Anakara'ya getirmişti. Mola darbenin asıl planlayıcısıydı. Ama sembolik olarak lider Portekiz'de sürgünde olan General José Sanjurio olacaktı. Ayrıca Mola askerin yanında darbeye sivil milislerin de destek vermesini istiyordu. Burada devreye sokaklarda çatışmakta olan Falange dahil olacaktı. Azaña'nın ve hükümetin tereddüt içinde krize müdahale etmemesi üzerine İspanya iyice karışınca General Mola askerlere 18 Temmuz 1936'da garnizonlarını terk etmesi için emir verdi.
İspanyol Fas'ındaki birliklerin komutanı General Gomez Morato baş kaldırıp bölgeyi ele geçirdi. Las Palmas'taki Franco da birliklerine sokağa çıkma emrini verdi. Orada falangistler de onlara katıldılar. Franco aynı gün Fas'taki kuvvetlerin başına geçti. General Queipo de Lano Sevilla'da kontrolü sağlarken Mola'da, Pamplona'da idareyi ele geçirdi. Ülkenin her yerinde garnizonlardaki subaylar darbe için kışlalardan çıkmaya çalışsalar da Cumhuriyetçi subay ve generallerde olduğundan tüm ordu darbeye destek vermedi. Bu da asker arasında çatışmaya zemin hazırladı. Üstüne hem sağcıların hem solcuların paramiliter fanatikleri sahaya inince durum çetrefilleşti. Darbe yanlıları çatışarak Temmuz sonuna kadar Galicia'dan Leon'a, Navarre'den Kuzey Aragon'a kadar hakim oldu. Asturias ve Bask bölgesi ise Cumhuriyetçilerdeydi. Darbeciler Endülüs'te ise çok az kent ve kasabada yönetimi alabilmişlerdi. Kalkışmanın ilerletilebilmesi için Fas'taki 40 bin kişilik ordunun muhakkak anakaraya çıkması şarttı. Temmuz sonu itibariyle darbeyi gerçekleştirmeye çalışan milliyetçilerin 17'si general, 10 bini subay olmak üzere paramiliter kuvvetlerle beraber 130 bin kadarlık gücü varken, Cumhuriyetçilerin 22'si general, 7 bini subay paramiliter kuvvetlerle beraber 90 bin kadarlık bir gücü vardı. Tabii bu artık bir darbe girişiminden çıkıp bir iç savaşa dönmüş olaylar silsilesinin başlangıcındaki sayılardı. Sonraki dönemde tarafların güçleri dışarıdan gelen desteklerle de beraber milyonu dahi geçecekti. İspanya, Avrupa'nın gözünde müdahale etmeye değmeyecek bir ülke olsa da, 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'nın yükselen güçlerinin küçük güç denemeleri yapacağı bir mecra oldu. Büyük devletler İspanya İç Savaşı'nda kendi güçlerini sınama fırsatı buldular. İç politikası gereği ABD duruma karışmadı. Fransa ve İngiltere yaşananlara seyirci olmakla yetindi. Onların bu tutumu, olayın daha en başından beri milliyetçilere destek veren İtalya, Almanya ve Portekiz için büyük avantaj oldu. Hitler ve özellikle Mussolini, asker, tank, gemi, silah gibi pek çok konuda milliyetçilerin fiili olarak destekçisi oldular. Ufak gruplar halinde İrlandalılar, Rumenler ve Yugoslavlar da milliyetçilere destek verdiler. Cumhuriyetçilerin en büyük destekçisi Sovyetler Birliği'ydi. Stalin çok gönüllü olmasa da eskilerini halk cephesi kanadına pasladı. Cumhuriyetçiler iç savaşta Rus uçak ve tanklarını kullanacaklardı. Meksika, Polonya ve Yunanistan da Cumhuriyetçileri desteklemekteydi. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki komünist partiler, uluslararası tugaylar kurup Cumhuriyetçiler adına savaşmak için İspanya'ya akacaktı. Darbe girişiminin daha ilk günlerinde General José Sanjurio bir uçak kazasında ölünce Miguel Cabanellas Gürnür'deki lider oldu. Önde gelen isimlerden General Franco'nun Fas'tan ana yurda geçebilmesi darbenin devamı için şarttı. Ama donanma Cumhuriyetçilere sadık kalınca Franco Fas'ta sıkışıp kaldı. Hitler'in yolladığı uçaklar ve Mussolini'nin gemileri devreye girip Franco ve adamlarını karaya taşıdılar. Franco ancak 6 Ağustos 1936'da Kadiz'e çıkabildi. Takiben Sevilla'ya geçti. Burada hem Endülüs'ü kontrol edebilmek hem de başkent Madrid'e yaklaşabilmek adına Afrikanistka denilen askerlerini iki kola ayırdı. General Varela Endülüs'le uğraşacaktı. Kuşatılmış Granada'ya gidip buradaki milliyetçilerin konumunu sağlamlaştırdı. Sonrasında Cordoba'ya yönelip burayı da kendi açılarından istikrara kavuşturduktan sonra güneye inip 18 Eylül'de Ronda'ya girdi. Sevilla'dan çıkan diğer grubun başında ise Yarbay Yagüe vardı. Yarbay Afrika ordusunun ana birlikleriyle kuzeye ilerledi. Önce Merida'ya vardı. Oradan Portekiz sınırındaki Badajoz'a ilerleyip çatışarak kenti aldı. Navalmoral de Mata kasabasını ele geçirip 3 Eylül'de Madrid yoluna çıktı. General Franco Madrid'e yönelmek yerine Toledo'daki Alcaraz kuşatmasını yarıp milliyetçilere destek götürmeyi tercih etti. Afrika ordusu hedefine ulaşıp Toledo'yu rahatlatınca Franco büyük bir prestij kazandı. Kuzeyde ise General Mola, Bask bölgesi harekatında Cumhuriyetçilerin Fransa sınırıyla bağlantısını koparmakla uğraşıyordu. Ve bunda da başarılı oldu. Eylül sonunda milliyetçi generaller Salamanca'da bir araya geldiler.
İsteksiz de olsalar Franco'yu liderleri seçip ülkenin başkanı ilan ettiler. Sol cenahta ise hükümet değişti ve halk cephesinin bileşenlerinden oluşan geniş bir koalisyon hükümeti kuruldu. Sağcılar aralarında görüş ayrılıkları olsa da amaçlarına ulaşana dek tek bir lider etrafında toplanabiliyorlardı. Ama solcularda durum farklıydı. Fikir ayrılıkları yüzünden sürekli tartışıyorlardı. Franco artık Madrid'e yürüme kararı aldı. Mola, harekatı yönetecek kişi olarak Ekim 1936'da emin adımlarla başkent üzerine yürüdü. Kasım başında kentin güneyinde çatışmalar başladı. Dünya kamuoyu, Alman ve İtalyan hava desteğini alan Madrid'in hızlıca düşeceğine emindi. Cumhuriyetçiler hükümeti Valencia'ya nakledip iptidai şartlarda hazırlıklarına başladılar. General José Miaja'yı savunmanın başına getirdiler. Eldeki askerler yetersiz ve eğitimsiz olduğundan komünist ve anarşistlerden paramiliter gruplar kurdular. Ama onları asıl umutlandıran tam zamanında gelen Sovyet yardımıydı. Rus uçakları ve özellikle T-26 tankları cumhuriyetçilere bir can suyu oldu. Ayrıca yabancı gönüllülerden kurulan tugaylar da savunmaya yetiştirilmişlerdi. Milliyetçiler Alman Panzer 1 tanklarının eşliğinde Madrid'e güneybatısından ve batısından saldırdılar. Meydanlar, sokaklar ve caddeler savaş alanına dönse de Madrid bir türlü düşmedi. Cumhuriyetçi cephe var gücüyle direniyordu. Çatışmaları hava saldırıları izledi. Alman Junkers 52'ler ve İtalyan Savoia 81'ler kenti aralıksız bombaladılar. Ama durum yine de değişmedi. Madrid saldırısı tüm dünyanın daha fazla müdahale edeceği bir hadiseye dönüşecekti. Franco bu başarısızlıktan sonra kenti kuzeyinden kuşatabilmek adına La Coruna yoluna saldırdı. Ocak 1937'ye kadar süren muharebelerde cumhuriyetçiler yolu terk ettiler. Diğer cephelerdeki çatışmalar da yeni katılımlarla büyüyerek devam etti. Mussolini Franco'ya elinden gelen tüm yardımı sunuyorken Hitler İspanya'ya savaşması için Kondor Lejyonunu yolladı. Kuzeyde Aragon cephesinde Zaragoza'nın milliyetçilerin eline geçmesini takiben Ocak 1937'de İtalyan destekli Franco birlikleri Malaga şehrini cumhuriyetçilerin elinden kolayca aldılar. Franco Şubat'la beraber merkezde bir kıskaç hareketi yapmayı planladı. Bir kol Madrid'in güneyinden Jarama nehrini geçecek ve Valencia yolunu kesecek, diğer kol ise kuzeyden Guadalajara'yı zapt edecekti. Franco, kuzeydeki birliklerin hazırlığını beklemeksizin 6 Şubat'ta Almanların desteğiyle güneyden hücumu başlattı. Zeytin dallarının bile kanadığı Jarama Muharebesi'nde milliyetçiler istediklerini alamadılar. Nehri geçseler de cumhuriyetçiler tarafından durduruldular. Kıskacın ikinci kolu her şeye rağmen saldırıya geçmeye niyetliydi. Bu taraftaki birliklerin çoğu İtalyanlardan oluşuyordu. İtalyanlar Fiat marka tankettileriyle T-26'larla donatılmış cumhuriyetçilere 8 Mart'ta saldırdılar. Mart ayının sonuna kadar devam eden Guadalajara Muharebesi'nde cumhuriyetçiler şimdiye kadarki en büyük başarılarını alıp düşmanlarını geri püskürttüler. Bu olumsuz tablo içinde Franco, Almanların söylediklerine daha fazla kulak verir bir duruma geldi. Madrid kuşatmasının kendisini zorlamasıyla Franco, cumhuriyetçilerin en zayıf olduğu yer olan Biscay Körfezi'ne yöneldi. Asturias, Kantabria ve Bask bölgesindeki cumhuriyetçiler için durumlar hiç iç açıcı değildi. General Mola komutasında kuzeye saldıracak birliklerin ana çekirdeğini Carlosçu Navarre tümeni ve Alman Kondor Lejyonu oluşturuyordu. Mart sonunda Bask bölgesine saldırı başladı. Nisan ve Mayıs ayları boyunca şiddetli çatışmalar devam etti. 3 Haziran'da General Mola'nın uçak kazası sonucunda ölmesiyle yerine General Davila geçti. Davila 12 Haziran'da Bilbao'ya saldırı emri verdi ve kent 19 Haziran'da düştü. Cumhuriyetçiler yeteri kadar güçlendiklerine inanıp Madrid önündeki milliyetçileri temizlemek için bir saldırı planladılar. Kuzeyden güneye doğru milliyetçi güçleri yarmayı düşündüler. 80 bin kadar adamla 6 Temmuz'da Brunette Muharebesi'ni başlattılar. 3 haftada dişe dokunur bir başarı elde edemeyip tüm taarruz güçlerini kaybettiler ve koydukları hedeflere ulaşamadılar. Merkezdeki taarruzun durdurulmasıyla kuzeyde yeniden organize olan General Davila, Ağustos'ta yeniden saldırıya geçti.
İtalyanlar, Almanlar ve Franco'nun İspanyolları Kantabria eyaletine yüklendiler. 24 Ağustos'ta Santander'i aldılar. Cumhuriyetçiler Asturias'a çekilirken Basklar ise teslim olmuşlardı. Cumhuriyetçiler milliyetçilerin kuzeydeki ilerleyişini durdurmak için Santander'in düştüğü gün Aragon'un baş şehri Zaragoza'ya saldırdılar. Belşit Muharebesi denilen bu çarpışmada Cumhuriyetçiler başta başarı sağlasalar da Zaragoza'yı alamayıp geri çekildiler. Milliyetçiler arkalarında oluşabilecek problemlerden de kurtulup Asturias dağlarına çekilen düşmanlarının üzerine yürüdüler. Cumhuriyetçiler 1937'nin Ekim'ine kadar dağlarda gerilla savaşı yürütseler de nihayetinde pes ettiler. 1937'nin güzü solcuların hanesine yazılan eksilerin sayısının arttığı bir dönem oldu. Brunette Muharebesi ile merkezde, Belşit Muharebesi ile Aragon'da saldırı güçlerini yitirmişler, Biskay Körfezi'ndeki topraklardan tamamen çıkarılmışlardı. Kendi aralarındaki çekişme ayrı bir belaydı. Hükümete olan muhalefet giderek artıyordu. Hatta sol partiler uzlaşamayıp Katalonya'da birbirlerine girmişlerdi. Solun birleşememesi cumhuriyetçi kanatta iç savaş içinde bir iç savaşa neden olmuştu. Yönetim merkezi Burgos'ta olan General Franco oldukça rahatlamıştı. Alman ve İtalyan yardımı sayesinde İngiliz ve Fransızların desteklemek konusunda çekindiği cumhuriyetçiler karşısında üstün bir konumdaydı. Kış mevsimi gelirken iki taraf da kendine çekidüzen vermeye çalıştı. Tarafların silahlı güçleri 700 binlere kadar çıkmaktaydı artık. Cumhuriyetçiler durumu lehlerine çevirmek için zayıf olduğunu düşündükleri Truel çıkıntısına saldırı planladılar. Kara kışın ortasında 15 Aralık'ta taarruza geçip Truel'i aldılar. Madrid taarruzuna hazırlanan Franco, müttefiklerin sözünü dinlemeyip Truel yenilgisinin peşine düştü. 1938'in ilk aylarını buraya asker kaydırmakla ve kenti almakla geçirdi. Kışın iç karartan atmosferinde askerlerini karlar üstünde savaştırarak 22 Şubat'ta kenti ele geçirdi. Franco bu ezici zaferden sonra Madrid'e değil, Katalonya bölgesine yöneldi. Katalonya, Bask bölgesiyle beraber ülkenin sanayi merkezlerindendi ve ekonomik olarak da cumhuriyetçilerin kalesiydi. General Davila komutasındaki 150 bin asker 7 Mart'ta saldırıya geçti. Hava ve kara bombardımanları, tankların ilerleyişi ve piyadelerin onlara eşlik etmesi, Almanların Blitzkrieg harekatının bir denemesi gibiydi. Cumhuriyet güçleri her yerde geri çekiliyordu. Pek çok asker ve subay kaçtı ve geri çekilme bir bozguna dönüştü. Milliyetçiler Fransa'nın müdahalesinden korkup Barcelona'ya şimdilik sokulmasalar da 15 Nisan'da Vineros kasabasını alıp cumhuriyetçileri ikiye böldüler. Mayıs 1938'de Cumhuriyet hükümeti uzlaşma yolu arasa da Franco şartsız koşulsuz teslim isteyip barış ümitlerini yok etti. Ordularını büyük bir hata yapıp Katalonya yerine Valencia tarafına yönlendirdi. O yılın yazında Franco'nun orduları Valencia'nın önüne kadar ilerlese de şehrin kuzeyindeki direniş karşısında beklenmedik bir yenilgi aldılar. Güneyde ise General Lano Portekiz sınırına uzanan cumhuriyetçi çıkıntıyı törpülemekle meşguldü. Milliyetçiler beyhude işlerle uğraşırken Katalonya'daki cumhuriyetçiler Fransa sınırının açılmasıyla yeniden güç topladılar. Sınırdan geçirdikleri yardımla 7'den 70'e herkesi asker yazıp saldırı için hazırlandılar. Bir zafer kazanarak kamuoyunda yankı oluşturmayı umuyorlar ve Franco ile elleri daha sağlam bir şekilde masaya oturmak istiyorlardı. Ama atladıkları bir şey vardı. Almanların Çekoslovakya'ya girmesi ve İngilizlerin Almanlara müsamahakar davranması kamuoyunun odağını değiştirmiş, İspanya İç Savaşı gündemin alt sıralarına gerilemişti. Cumhuriyetçiler komünistlerin çoğunlukta olduğu bir ordu kurdular. Ebro nehrini geçip Valencia'ya ilerleyeceklerdi. Plan doğrultusunda 25 Temmuz'da Cumhuriyet ordusu nehri geçti. Saldırı beklemeyen milliyetçiler pratik davranıp tümenlerini bölgeye kaydırınca iç savaşın en büyük muharebesi başladı. Ekim'e kadar İspanyollar birbirlerinin gözlerini oyarcasına savaştılar. Yazın kavurucu sıcağında yılmadan, pes etmeden birbirlerine cehennemi yaşattılar. Nihayetinde katliama dönüşen Ebro Muharebesi'nin kaybedeni nehrin kuzeyine çekilen cumhuriyetçiler oldu.
Ebro'da 50 bin kadar kayıp veren cumhuriyetçiler artık perişan vaziyetteydiler. Milliyetçiler de Ebro'da ağır kayıplar verseler de kendilerini toparlayabilecek yeterlilikteydiler. Ülkenin kaynakları ve dış destek onlardan yanaydı. Franco, Katalonya istilası için 340 bin asker, 300 civarı tank, 500 kadar uçak ve 1400 savaş topundan müteşekkil bir güç oluşturdu. Cumhuriyetçilerin toplam gücü ise çoğunda tüfek olmayan 220 bin asker, 40 tank ve 250 kadar savaş topundan oluşuyordu. Milliyetçilerin taarruzu 23 Aralık'ta başladı. Yaka yıka ilerleyen ordu 25 Ocak'ta Barcelona'yı alıp burayı hunharca yağmaladı. Franco'nun paramiliter güçleri kent halkına vahşeti yeniden tanımlattıracak eylemlerde bulundular. İç savaşın kokuşmuşluğu bir kere daha kendini gösterdi. Eline silah verilmiş bir sivilin kendisi gibi düşünmeyen kardeşini katletme arzusu belki de insan dışılığın zirvesiydi. İlerleyen günlerde Franco'nun ordusu on binlerce esir alarak Katalonya'nın geri kalanını ele geçirdi. Cumhuriyetçilerden ve Katalanlardan 500 bin kişi mülteci olarak Fransa'ya geçti. Bir kısım da deniz yoluyla cumhuriyetçilerin olduğu bölgelere göç ettiler. Katalonya istilası 10 Şubat 1939'da bitti. Cumhuriyetçiler için yapılacak bir şey kalmamış gibi gözüküyordu. Çok az general ve bakan İspanya'nın merkezine döndü. Cumhurbaşkanı Azaña, Fransa ve İngiltere'nin Franco yönetimini resmen tanıması üzerine istifa etti. Başbakan Negrin, Madrid'e dönüp direniş için çağrı yapsa da sol cephede birlik tamamen bozulmuştu. Generallerden bazıları bir junta kurup yönetimi ele aldılar ve Franco'dan barış talep ettiler. Ama milliyetçi güçler barış yerine ilerlemeyi tercih ettiler. Franco'nun orduları 28 Mart'ta dirençle karşılaşmaksızın Madrid'e girdiler. 31 Mart'a kadar tüm kentler ve kasabalar milliyetçi güçlerin eline geçti. Son Cumhuriyetçi Birliği'nde teslim olmasıyla Franco, 1 Nisan 1939'da radyo yayınıyla zaferini ilan etti. Bu zafer tam adıyla Francisco Franco Bahamonde'ye, ölüm tarihi olan 1975'e kadar İspanya'yı bir diktatör olarak yönetme kudretini verdi. Videoyu beğenip paylaşırsanız bizi mutlu edersiniz. DFT Tarihi izlediğiniz için teşekkürler.